Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Genç Türkiye Cumhuriyeti serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde yeni kurulmuş cumhuriyetimizin başında maalesef ki çözmesi gereken bazı sorunlar vardı. Bulgaristan'ın bölgedeki agresif tutumları karşısında Bulgaristan üzerine bir sefere çıkmak mecburiyetinde kaldık ve Bulgaristan'ı topraklarımıza kattık. Akabinde Fransızlarla yaşanmış bir Hatay problemimiz vardı. Hatay sorununu Fransızlarla müzakere yoluyla çözdük. Kesinlikle savaş değil. Bunu savaş olarak adletmeyi ben gerçekten çok yanlış buluyorum. Fransızlarla müzakere yoluyla çözdük abi. Yani Suriye'de siz öyle bir savaş olduğunu gördünüz mü? Ya ben görmedim. Siz gördüyseniz bilmiyorum kardeşim. Ben orada öyle bir savaş ortamı falan görmedim. Gayet güzel güzide bir şekilde müzakere ettik abi Fransız kardeşlerimizle. Hatay'ı verin bize kardeşim dedim. Onlar da dediler ki abi sen Hatay'ı mı istiyorsun? Al tüm Suriye senin olsun dediler. Ben de vay güzel koca yürekli kardeşim Fransa dedim. Ve şu anda gördüğünüz gibi Suriye bizim yönetimimizde. Ondan sonrasında Yugoslavya üzerine ilerlemiş bir İtalya vardı. Faşist İtalyanların eline geçmemesi için Yugoslavya'nın işgal edilmemiş kısımlarını efendim topraklarımıza kattık. Onun dışında bugün çözmemiz gereken bir Musul sorunumuz var. Musul sorununu çözeceğimize inanıyorum. Çünkü şu anda efendim Britanya, Birleşik Krallık şu anda gördüğünüz gibi hocam Hindistan ile savaş durumunda. Hindistan'da şu an güçlü bir devlet gerçekten. Onlar bağımsızlığını istiyorlar. Bağımsızlığını alabilecekler mi açıkçası bilmiyorum. Ama herhalde sanıyorum ki alırlar. Şu anda Hindistan içerideki vasallarının isyanlarıyla da uğraşıyor aynı zamanda. Ama halledecek abi, ben buna inanıyorum. İnanmak istiyorum ya da bilmiyorum ama şu an İngiltere bu savaşta ne kadar kayıp verdi? Bakalım. Britanya Hindistan'ın 2.500 kaybı var. Pagan imparatorluklarının falan orada kayıplarını görüyorsunuz. İngiltere'nin 20 binlik bir kaybı var. Nijerya falan fistan. Fişmekan birçok şu an orada yapı savaş durumunda orada. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz onların bu kaybına karşılık artık hızlı bir harekat ile Musul sorununu çözebiliriz diye inanıyorum. Ama benim sadece Musul sorunum yok. Ben ayrıca Kudüs sorununu da çözeceğim. İleride burada belli olmaz abi bu İngilizlerin ne yapacağı. Gider bir tane adam orada abi. Yani komik bıyıklı bir adam çıkar Avrupa'da. Orada Yahudilere bir şeyler yapar. Ondan sonra bunlar da onlar Yahudilere buradan kovdular diye giderler. Yahudileri İsrail'e şey İsrail ne lan? Oğlum Kudüs'e yerleştirirler. Ondan sonra derler ki abi biz burada hazır yerleşmişken bir de acaba İsrail diye bir devlet mi kursak falan derler belki ileride, bilmiyorum yani. Bunlar şu an düşündüğümüzde komik şeyler gibi geliyor. Ama belki ilerleyen dönemlerde böyle olaylar olur. Ben ileri görüşlü bir lider olduğum için abi bunları önlemini almam lazım. Yani giderler orada bir İsrail devleti falan kurmaya çalışırlar. Sonra giderler abi sadece İsrail'le yetinmezler. Abi Fırat'la ondan sonra Nil Nehri arasının bizim toprağımız falan derler. Buraları alacağız derler. Siz kimsiniz derler. Giderler burada bir sürü savaş çıkartırlar. Ama onlar olması gereken şeyler değil. Olmaması gereken şeyler. Biz bunun için çalışıyoruz. Tabii ki bunlar komik şeyler abi. Bunların olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ya bunlar olabilir mi abiciğim böyle şeyler? Ya hiç olur mu böyle şeyler? Tabii ki de olmayacağını ben de biliyorum da belki olur diye. %0,99 ihtimal. Hani olma şansı yok gibi gözüküyor ama aman biz önlemimizi alalım. Biz önlemimizi alalım kardeşim. Ne olur ne olmaz. Biz önlemimizi alalım. İleri görüşlü bir lider olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve buna göre biz de hareketlerimizi yapacağız tabii ki de. Ordularımı hazırladım. Şu anda hazır İngiltere savaş durumundayken, hazır şu anda bir sürü düşmanı var iken bu sorunu çözebileceğime inanıyorum. Ve hızlı bir şekilde abiciğim müzakere yoluyla bakın. Kesinlikle müzakere yoluyla. Bak savaş mavaş bunlar bizim kullandığımız tabirler değil. Müzakere. Yani İngiltere'nin karar vermesini kolaylaştırmak için bazı hamleler yapıyoruz sadece. Daha kolay karar versin diye gördüğünüz gibi şu an bazı ekstrem hamlelerde bulunduk. Karar vermesine yardımcı olmak için, yani başka bir şey değil bunlar. Sadece daha kolay karar verebilsin diye. Bu arada dostlar, videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca yanındaki zil butonuna basıp tümünü işaretleyin ki bu kardeşiniz video yayınladığında sizlere bildirim gitsin. Yoksa diğer türlü bildirim gitmiyor abi. Bildirim çok zor gidiyor diğer türlü. Videolar hoşunuza gidiyorsa, izlemek de istiyorsunuz abi, oradan bildirimleri açın.
İngiltere'nin hemen şu an bizden işgal etti, el koyduğu Kıbrıs'a çıkarmamızı yaptık. Bizim toprağımızda kardeşim adam nasıl el koyuyor? Biz orayı sana kiraladık kardeşim. Biz sana orayı kiraladık. Sen gidiyorsun el bu. Olmaması gereken bir durum. Olmaması gereken bir durum. Bu duruma gerçekten şiddetle karşı çıkıyoruz. Şu an burada Arabistan'da bir bölünme durumu söz konusu. Bu arada hazır elimizi atmışken yani dediğim gibi abicim ileride bir Kudüs sorunu olmaması için o sorunları da mı çözsek yani? Bakın gördüğünüz gibi hazır elimizi at, elimiz mi yapışacak kardeşim? Hazır atmışken çözelim yani değil mi? Ben bunun çok mantıklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu arada Musul sorununu da çözüyoruz. Musul sorunu an itibariyle çözüldü zaten. Musul'u şu anda biz yönetiyoruz. Ama başka türlü de direkt Musul sorununu daha geniş kapsamlı bir şekilde de çözmeyi planlıyoruz şu anda. Yani tüm Irak vilayetini kendimize katarak çözmeyi planlıyoruz. Bu ne kadar başarılı olacak bilmiyorum. Bu arada İngiltere şu an oyunun en güçlü devleti. O yüzden onlarla uzun bir savaşa girmek gibi niyetim yok. Hızlı bir şekilde barış yapmayı planlıyorum. Bunu savaştan çıkarabilir miyim bu arada ya? Ürdün'ü çıkarırsam en azından benim için çok güzel olur. Onu ayrıyeten savaştan çıkarabilirsem çok benim için güzel olacak abi. Oo, başarılı olduk lan. Ürdün'ü çıkardık. Ben sıçtık dedim orada. İngiltere ordu getirmiş. Bizim ağzımıza vuracak dedim. Ama hiç düşündüğüm gibi bir şey olmadı. Abi hazır elimizi atmışken Mısır'a da orada gidelim. Yani biraz şansımı zorluyor gibi gözüküyor olabilirim. Şansı zorlama değil de şansımızı verimli kullanma diyelim biz buna. Hazır şey yapmışken abicim burada daha da düzgün bir şekilde devam ettirelim bu işi diye düşünüyorum. Yani mantıklı olanın bu olduğuna inanıyorum. Çünkü bu fırsat ayağımıza zor gelir abi bir daha. İngiltere'nin iç karışıklıkla debelendiği bir ortamda şu anda bunu yapmazsak ayıp olur. Bakın şu anda bu arkadaşın 1 milyon ekonomisi var. Bu arkadaş bize sıkıntı çıkarır. En güçlü devletti bu şu an. 4'e kadar gerilemiş bu savaş neticesinde. Yani bu yüzden bu arkadaşı değerlendirelim. En güçlü gerçi değildi. Amerika'ydı galiba en güçlü. Şu an Sovyet olmuş. Güzel. Değerlendi. Bakın fırsatı değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi abi. Fırsatı değerlendireceksin abicim. Aynı benim şu an yaptığım gibi. Değerlendireceksin abicim bu fırsatı. İngiltere'yi her zaman böyle kevgire çevirme fırsatı herkesin eline gelmez. Şu an hazır Hindistan'da uğraşıyorken bu arkadaşı kumpir yapacaksın kardeşim. Biraz eriteceksin. Biraz eriteceksin bu arkadaşımızı. Öyle olacak. Olmak zorunda. Mısır'la da ayrı bir anlaşma yaparsak. Abi Musul sorunu diye geldik. Kudüs'ü çözdük. Kıbrıs sorununu çözdük. Ortaya bir tüm Irak geldi. Basra'yı da aldık. Ondan sonra kardeşim yani Kuveyt aldık zaten. Basra derken onu kastediyorum. Onun dışında kardeşim ilave olarak Mısır problemi ekledik orada. Sorunların yani gördüğünüz gibi sorunları açtığını görüyoruz. Biz genel olarak tüm sorunları çözmeyi planlıyoruz. O yüzden yani direkt gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni sorunlar çıktığında onların da çözümü için çalışıyoruz. Bakın. Yani ileri görüşlü bir lider olmak bunu gerektirir arkadaşlar. İleri görüşlü bir lider olacaksınız. Aynı benim gibi. Aynı benim gibi. Bakın yeni sorunlar meydana geldiğinde onları da elzem bir şekilde çözmeniz lazım. Çözeceksiniz abi. Bak. Sorun nasıl çözülür? Bu dersleri size okullarda vermezler. Ben veririm. Size vermezler abi. Ancak benden alırsınız bu dersleri. Bak ben size samimi söylüyorum bak. Samimi söylüyorum. Bunları da al. Bu arada istediğimi alamadım. İstediğim lezzeti alamadım abi şu anda. İstediğim o başarıyı elde edebilmiş değilim. O lezzet daha şu an yeterli gelmedi bana. O yüzden biraz daha ilerleyeceğiz. Sorunların çözümü için ilerlemeniz gerekiyorsa, daha fazla işler yapmanız gerekiyorsa, efendim de lan, efendim elinizi taşın altına sokmaktan korkmayacaksınız. Eğer korkarsanız sorunlar çözülmez. Çözülmez. Güzel. Harikasınız çocuklar. İlerleyin abi. Buraya devam, 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 devam. Yürü abi. Oh, 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 oh. Abi İngilizleri böyle bir şekilde
bu topraklardan itebilecek ikinci bir adam yok. Bir biz varız bak. İngilizlere bunu tarihte yapabilecek ikinci bir adam yok abi. Bir biz varız. Bunu başka kimse yapamaz kardeşim bak. Samimi bir dille söylüyorum size bak. Tüm samimiyetimle söylüyorum bak. Bunu yapabilecek ikinci bir adam yok. Ancak biz. Şu anda anlaşma yoluna da gideceğiz ayrıca. İngilizlerle. Yeterince aldık abi biz alacağımızı. Daha da bokunu çıkarmadan artık anlaşma yoluna gitmemiz gerektiğine inanıyorum. Bakalım yeterince almış mıyım? Tüm Mısır'ı almak istiyorum çünkü ben. Sudan sınırına, günümüz Sudan sınırına kadar. Gerçi günümüz şu an 1920 20'ler. O yüzden tam la oğlum bir tane yıldız eksik ya. Bak bunu yapma. Bunu bana yapma ama ya. Bir tane yıldız eksik ya. Neyse biraz daha fazlasını alalım hemen. Tamam, bir tane yıldız sorunumuzu da çözdük hemen. An itibariyle şu an gördüğünüz gibi gerekli toprakları alıyorum. Vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni misak-ı millimiz kardeşim bu. Zamanında duyurduğumuz misak-ı millinin yeni versiyonu çıktı. Versiyon 2 vatana millete hayırlı uğurlu ola. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Efendim şimdi Kıbrıs öncelikli olmak üzere Musul sorununu çözelim. Ve akabinde tüm Irak topraklarının da egemenliğimiz altına girmesiyle beraber abi Kuveyt'in asıl merkezini alamıyorum ya. Şuralar zaten verimsiz topraklara bakın. Onu alacağım ama Kuveyt'i alsam çok daha doğru bir iş yapmış olurum bence. Burada çok bir şey yok. Ama yani sınır kötü gözükecek ya, almayacağım. Kuveyt'i de almıyorum, üstüne El Jahra'yı da almıyorum abi. Hatta El Jahra'yı alalım, o sınırı kötü göstermez. Diğer türlü sınır çok kötü gözükecek abi. Ben sırf onun için maalesef riske atmayacağım böyle bir şeyi. Güzel. Ülkemiz şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar hem Kıbrıs sorununu geride bıraktı, hem Musul sorununu geride bıraktı, hem kendine yeni bir Mısır sorunu çıkardı, onu da geride bıraktı. Ya bu büyüklük halis mi kardeşim? Bu büyüklük halis mi, mulis mi kardeşim? Bunu siz söyleyin artık. Ordumun yarısını siliyorum. Para lazım. Lan biz ne yaptık yani? İngiltere'yi bu arada harbiden elek yaptık abi. Güney Afrika falan ya. Bu arada Hindistan'ı geri aldı İngiltere. İyi tam zamanında denk getirdim. Harbi diyorum, tam zamanında denk getirdim. Yoksa kardeşim orada denk getirmeseydim İngilizleri bizi tokatlarlardı. Misak-ı millimiz için Yunanlarla, İtalyanlarla ve Sovyetlerle savaşmamız gerekecek bu arada. Biz kardeşim misak-ı millinin ötesine geçtik. Büyük Türkiye Cumhuriyeti'ne doğru gidiyoruz. Bu arada Büyük Türkiye Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Osmanlı falan, ben bunların kurulmasını doğru düşünmüyorum, doğru bulmuyorum. Şu anda 1923 Türkiye serisine başladık. Genç Cumhuriyet'e başladıysak, Cumhuriyet'le bağlantılı devletleri formlamanın serbest olması, diğerlerinin yasak olması gerek. Ekstrem başka o formlamaya dayalı seri yapmadıysak, onların yasak olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü o zaman abi Türkiye yani monarşiye geri dönüyor. Bizim amacımız bu değil. Bizim amacımız farklı. Abicim sen bana niye sövdün? Saldırmazlık anlaşması yapalım bak, Pehlevi Hacı abi. Burada boşuna birbirimizi darlamayalım. Boşuna darlamayalım abi. Ya bunun hiçbirimize bir getirisi olmaz. Götürüleri olur, getirileri zor olur. Olmaz. Bak ben burada 7 düvele karşı savaşmışım. Fransızları atmışım. İngilizleri Mısır'dan atmışım bak. Ne kadar önce geldiler Mısır'a. Ben Mısır'dan atmışım. Sen bu devlete karşı gelmeye çalışıyorsun. Böyle bir devlete. İngilizleri Mısır'dan atabilecek gücü olan bir devlete. Sen karşı gelmeye çalışıyorsun. Yani bu hayatında yapacağın bedeli en ağır hata olur. Bunun bedelini ödeyemezsin. Bak samimi söylüyorum bak. Dostum olduğun için böyle sana samimi bir şekilde konuşuyorum Pehlevi. Bunu yapma. Güzel ilişkiler kurmamız lazım. Yeni kurulan devletler olarak, yeni meydana gelen devletler olarak bizim dostane ilişkiler kurmamız lazım bu bölgede. Ama ben yani seni muhtemelen ileride döverim ya. Bunu söylüyorum da ileride saldırırsam hani dostluk kardeşlik falan deme yani. Muhtemelen ben seni ileride döverim çünkü. Yani onu ileride söyleme bana, tamam? Muhtemelen gireceğim çünkü ben sana çok yakın bir dönemde. Çok yakın bir dönemde ben sana girerim.
O yüzden abi sonra bana benim yüzüme vurma. Abi hani kardeşlik, barışlık, dostluk, mostluk falan demiştin deme bana. Vallahi ben her şeyi diyorum abi. Ben diyorum, benim dediğime bakma, yaptıklarıma bak kardeşim. Vergileri hala almıyoruz bu arada halktan. En son Hatay sorununun çözümünden beri, Yugoslavya'dan beri almıyorduk. Artık almaya başlayalım yavaştan. Artık bir Batı Trakya sorununu da bir çözmeyelim mi ya? Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimizin haklarını savunmayalım mı aziz dostlarım? Ne diyorsunuz? Üretim ekonomisine biraz daha yatırım yapalım hemen şöyle. Onun dışında ordumuzu güçlendirelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirelim abiciğim. Bu bizim için önemli. Ve akabinde aziz dostum Yunanistan'la bir birleşmenin, yani eskiden birlikte yaşayan bu iki milletin yeniden birlikte yaşamasının zamanı geldiğine inanıyorum ben. Siz neye inanıyorsunuz? Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Önemli olan benim neye inandım. Ben buna inanıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an bunu oha, Çin ne geziyor lan burada? Çin ne yapıyor? Hoyda! Ta şeye çıkarmak ne? Oğlum Pehleviler girmiş lan Sovyetlere. Sovyetler Pehlevilere girmiş. Bunlar elek olacak gibi gözüküyor. Bari ben bunlar madem yok olacak, Güney Azerbaycan'ı bari güvenli elleri altında toplamalıyım. Güney Azerbaycan'ı bari güvenli bir şekilde efendim şu anda toplamalıyız diye inanıyorum. Şuraya birçok sefere birden çıkacağız. Hem Yunan hem Pehlevi seferine birden çıkmam mecburunda kaldım şu anda. Mecburiyetinde kaldım. Yani bunu çözmek zorundayız. Güney Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimizin haklarını savunmak zorundayız. Hem Pehlevilere giriyorum, hem Yunanistan'a saldırıyorum, hem Girit'e operasyon düzenlerken, hem Batı Trakya'ya da ileri harekata başlıyorum. Hem de Selanik'e doğru ilerliyorum. Hem de şu anda Güney Azerbaycan'ı da alıyorum. Yani yapacağımız, aynı anda yapmamız gereken çok fazla şey var ve bu yapmamız gereken çok fazla şeyleri hemen hızlı bir şekilde yapmak zorundayız. Gördüğünüz gibi. Bu da Sovyetlerle olan ilişkilerimizi daha da iyi duruma getirecektir. Beklentimiz bu yönde. Abicim şuraya devam etsen, bekleme yapma. Girit'e saldırıyor musun bu arada sen? Girit'e gidecek herhalde oradaki ordu. Kadim Türk şehri olan Tebriz'e yeniden giriyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi. Yeniden Türk bir devlet. Sonunda Tebriz'de yönetimi uzun bir aradan sonra ele geçiriyor. Uzun bir ara olmadı gerçi. Olsun. Bu arada Tebriz'e giremedik. Reklamını yaptık ama girmek şu anda pek hasıl olmadı bize maalesef. Urmiya'dan gir, buradan Koy'a giderler bunlar. Koy'dan da hemen bizim topraklarımıza ilerlerler. Buna izin vermeyeceğiz. Sen zaten gitme buraya. Ya. Oradan iki ordu gönderdik. Tamam. Girit'e çıkarmamızı atıyoruz. Abi gördüğünüz gibi Genç Türkiye Cumhuriyeti aynı anda birçok sefere birden başarılı bir şekilde yapabilecek kudrete sahip duruma gelmiştir. Hem Yunan'a saldırıyor, hem İran'daki Türklerin haklarını savunabiliyor, hem de çok daha fazla şeyler de yapabilir. Bunları yapabilir. Yapabilecek kuvveti, kudreti var. Sahiptir buna. Gördüğünüz gibi aynı anda birçok şeyi birden yapabiliyoruz. Güzel. İlerle bakalım. Atina'ya girdik lan. Bu arada bayağı bir ordusu var bu arkadaşın. Ben Güney Azerbaycan'ı aldıktan sonra barış yapmaya çalışacağım. Onu aldıktan sonra barış yapmaya çalışsam iyi olur. Burada çok fazla ordu var. Bize biraz sıkıntı çıkarabilirler. Daha alacaklarımızı bu sefer veririz. Orayı geri Sovyetlerin eline falan geçer. Bunun olmasını istemiyorum. Zaten asıl amacımız Tebriz ve civarı, o yöreyi ele geçirmekti. Onun dışındakiler şu an çok da umursadığımız aslında yerler değil. Bizim için önemli olan İran'ın tüm toprakları değil. Zamanında tümü bizimdi ama şu an maalesef tümünü amaçlamıyoruz. Hedeflerimiz daha farklılaştı şu anda. O farklılaşan hedeflerimize şu anda cevap verir nitelikte fetihler, ele geçirmeler yapmamız gerekiyor. Al bu oradan. Kut'tan da hemen gidelim. Tahran'ı alamadım. Bu arada çok bir şey kalmadı ya. İlerleyelim.
Tahran'da falan da çok bir şey kalmadı. Bakayım. Vallahi Tahran'ı da aldık. Hazır gelmişken Tahran gibi bir noktaya da ilerlememiz bizim için çok iyi olacaktı. Ve bunu da yaptık. Ama çok da bu konuda çıkarmamakla. Oo, bu arada bayağı büyük bir kısmını şu anda yeniden toplamış İran. Pehleviler yavaştan oraları toplamış. Biz de şu an onlara karşı hamlelerde bulunuyoruz. Ama çok daha fazla ilerlemeyeceğim ya. Evet, barışı yapacağım yani yavaştan. Yunan'la da hemen bir barışı, müzakereyi başlayıp bitirelim. Ardından da onlarla da bir barış anlaşmasını istiyorum. Ondan sonra Misak-ı Milli için artık Sovyetlere karşı tutumumuzu değiştirmeye başlayacağız. Ve Sovyetlere doğru ilerlemeye başlayacağız açıkçası. Şu an amacım bu yönde. Tamam. Yeterlidir abimiz. 159 diyor. Tüm toprakları almayacağım. Gerçekçi olmaz abi. Her yeri birden almak çok gerçekçi olmaz. Onun yerine kardeşim daha mantıklı bir şekilde Tahran'a kadar olan bölgeyi şu kısmına artık onlara geri iade ediyorum. Hadi bakalım. Anlaşmayı da onayladılar. Güzel. Bu arada bu bölümde ne işler başardık biz? Eskiden yavaş ilerlerdik kardeşim. Şu an gördüğünüz gibi hızımıza kimse yetişemiyor abi. Ya bakın aynı anda İngiltere'ye daldık. Irak'ı aldık. Kudüs'ü kurtardık. Mısır'ı kurtardık. Şu an Yunanistan'ı aldık. İran'a girdik. Ulan bir bölümde ne yaptık Türkiye'ye biz? Şu an Türkiye'nin gücüne bakın abi. Ve şu anda yani kimsenin sevmediği bir ülke konumunda da değiliz. Herkesin sevdiği ülke konumundayız. Birleşik Krallık'la güzel ilişkilerimiz var. Fransa ile güzel ilişkilerimiz var. İtalya ile güzel ilişkilerimiz var. Romanya kötü bir tek. Oo, Amerika ne yapmış lan burada? İki bakmadık. Amerika dünyanın içinden geçmiş. Japonya ile de güzel ilişkilerimiz var. Gördüğünüz gibi dünyadaki güçlü yapıların tamamına yakınıyla şu anda güzel ilişkileri de olan bir devlet konumundayız. Misak-ı Milli için artık sadece İtalya ve artık Sovyetler kaldı. Transkafkasya Sovyet Cumhuriyeti diyor da yani onun kim olduğunu biliyoruz. Bir sonraki bölümde İtalya'yı alıp Roma'ya gireriz muhtemelen. Ondan sonra da efendim Misak-ı Milli'yi gerçekleştirir ve en son Büyük Türkiye Cumhuriyeti'ne ilerleriz diye umuyorum. Video hoşunuza gittiyse, seri hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.